65 yaşındaki deri ustası Niyazi Conkar, 5 yaşında babasının dükkanında çırak olarak çalışarak öğrendiği deri işçiliğini yıllardır devam ettiriyor. Mesleğin ailedeki 4. kuşak temsilcisi olan Conkar, 5 metrekarelik dükkanında hem ayakkabı üretiyor hem de eskiyen deri ayakkabıları tamir ediyor. 60 yıldır ailesinden miras kalan mesleği ilk günkü aşkla yaşatan Conkar, deriden üretilen çeşitli ürünleri de tamir ediyor. Deri ustası Niyazi Conkar, 5 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini yaşatmaya çalıştığını söyledi. Mesleği kendisine babasının öğrettiğini ifade eden Conkar şöyle konuştu. Ortalama 5 yaşımızda başladım. Bu mesleği 4. kuşak olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Dede baba ayakkabıcıydı. Dede tüccardı. Yanında 25-30 kişi çalışırdı. 25-30 kişi nereden çalıştığını biliyorum. Küçüktüm daha o zaman. Şunu şuradan al da gel, şunu şuraya bırak. Her gittiğim yerde bakardım 8-10 kişi çalışıyor. 6-7 tane yer vardı öyle, atölyeler vardı. Ayrıyeten başkalarının yanında çalışıp da büyük babam için istenanın parası peşindir diye başkalarda çalıştıktan sonra eve giderken büyük babamdan iş isteyen olurdu. Temiz düzgün iş yapanları hazırlardı torbalara. Bunun üstüne isim yazardı. Bunu şuna verin gelince, bunu şuna verin. Düzgün iş yapmayanı iş yok derlerdi, vermezlerdi. Babanın Gedikpaşa'da atölyesi vardı. Daha sonra amcam gel Kastamonu'da beraber yapalım dedi. Dedenin zaten işi devam ediyor. Kastamonu'ya gelince de o zamanın büyük kamyonundan bir kamyon aldı. Baba da bir daha İstanbul'a dönmedi. Bilemedikleri yerleri babama sorarlardı. Kemal Usta, Kemal abi şurası nasıl olacak, şurası böyle mi olacak falan. Falan kes böyle diyor. Değerlendirmeler alırlardı, ortak bir karara varırlardı. 60 yıldır devam ediyoruz. 60'ar senede onlar yapsa toplam 250 senedir bu işi icra ediyoruz. Bu meslekte bir zorluk görmedim. Zaten bildiğim işi yaptım. Yukarıda bir usta daha var. Niyazi sen iyi ustaların elinde çalıştın, yetiştin dedi. Babam kalfaları da zaten süperdi. Kastamonu'da ayakkabıcılık oldu. Şu anda benden başka imalat yapabilen yok. Sıfırdan ayakkabı yapan yok. Evet, ben kendi ayakkabılarımı kendim yaparım. Onlar da zaten satmıyorlar. Sen bizim sattıklarımızı beğenmezsin. Sen git kendin yap diyorlar. Ben bu mesleği inşallah ölünceye kadar devam ettirmek istiyorum.